Dostlarım merhaba. Bu videomuzda sizlere yine Türkiye'ye askerliğini yapmayan, yoklama kaçağı veya bakanlı durumuna düşen vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Bizi takip edenler bilirler, bu kanalımızda belki 4-5 tane video yaptık. Asker alma kanunun 26. maddesine göre hiçbir zaman için sizi askere götüremezler, gidebilirsiniz, bir tutanak tutulur ve bırakılırsınız demiştik. Ama maalesef yine bu soru geliyor. Özellikle yaz tatili Türkiye'ye giden gurbetçimiz çok oluyor. Bunlar çok soruyorlar. İşte sadece vatandaşlarımız değil, erkek vatandaşlarımız değil, aynı zamanda anneleri, babaları da soruyor. Ya oğlumuzu götürürsek ne olur? Veya bir hastamız var, annem hasta, acilen gitmem gerek, asker kaçağı durumundayım veya yoklama kaçağı vakaya durumundayım, bana ne olacak diye hala sormaya çalışıyorlar. Bu kanalımızda belki 4-5 videoda bunu ben hukuki delillerini göstererek anlattım. Yani asker alma kanunu, asker alma yönetmeliğine göre sizi zorla askere götüremezler dedim. Daha önceki videolarda da söyledim. Yoklama kaçaklığı veya bakoya olmak, bunlar çok büyük suç değildir. Kabahat türündedir. Hapis vesaire cezası gerektirmez. Bunlar sadece para cezasını gerektiren suçlardır. Ancak aranıyor duruma düşmüş oluyorsunuz. Acil gitmek zorunda kaldı. İşte orada bir akrabası, annesi, babası rahatsızlanmıştı, gitmek zorunda kaldı. Peki başlarına ne gelir? Gelirse hakları nelerdir? İşte hep bu soru soruluyor bana. Bakın tek tek delilini göstereceğim. Öncelikle 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren asker alma kanununun 26. maddesi bakın ne diyor? Tamamen okuyacağım, ondan sonra açıklamasını yapacağım size. Hep birlikte okuyalım. Yoklama kaçakları ve bakayalar askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için bakanlıkça İçişleri Bakanlığı'na bildirirler. Yani ne diyor? Askerlik Şubesi İçişleri Bakanlığı'na bildiriyor. O da nereye? Polis ve jandarmanın ortak kullandığı genel bilgi toplama, GBT dediğimiz sisteme giriyorsunuz ve siz aranan durumuna geçmiş oluyorsunuz. Diyor ki yakalanarak muhafaza altına alınanlar, yani polis, jandarma, işte gümrüktedir veya gittiniz oteldedir veya köyünüzdedir, herhangi bir olaya karıştınız, orada fark edildi, GBT'de çıktınız, sizi muhafaza altına, yani karakola alabiliyorlar. Ancak ne yapacaklar sizi? Tutamıyorlar. Mesai saatleri içerisinde en yakın askerlik şubesine getirirler. Yani yakalandınız, GBT'de çıktı. Diyelim ki Tarık Bey kardeşimiz gitti, Almanya'da gurbetçimiz. Oraya gitti. Polis diyelim gümrükte yakaladı ve mesai saatleri içerisinde. Eğer tabii ki bunu alıp askerlik şubesine götürmesi gerekiyor. Ama burada bir şart daha var. Devam edelim. Mesai saatleri dışında veya askerlik şubesinin bulunmadığı yerlerde yakalan ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar. Bakın kanun diyor, derhal serbest bırakılır. Yani eğer polis sizi yakaladığında ve mesai saatleri dışında ise, tabi mesai saatleri içerisinde ise en fazla yapabileceği şey sizi alıp askerlik şubesine götürür. Başka hiçbir şey yapamaz. Şunu unutmayın, bakın buradaki maddeden de söylüyor. Sizi kimse zorla askere götüremez. Bunu unutmayın. Yani kolunuza polistir, jandarma geçip askeri birliğinize götürmezler. Sadece götürse en fazla kanun dediği gibi en yakın askerlik şubesine götürürler. Ne için? Yoklamanızı yaptırmak için. Ondan dolayı şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer Türkiye'ye gideceksiniz, hiç korkmanıza gerek yok. Kanunun bakın açık hükmüdür. Gidersiniz, mümkünse uçakla gidiyorsanız geceye alın biletinizi. Yani Türkiye'ye inişiniz gece olsun. O zaman mesai saati, kanun diyor, mesai saatleri dışındaysa sizi askerlik şubesine de götürmezler. Yapacak iş. Bir tutanak tutarlar, 15 gün içerisinde askerlik şubene git derler ve derhal serbest bırakmak zorundalar sizi. Sadece tutanak tutarlar. Başka hiçbir şey olmaz. Başınıza başka bir şey gelmez. Ha şubeye giderseniz, diyelim ki gündüz gittiniz, şubeye gittiyseniz çok çoğu o da sizi yoklamaya, yani doktora gönderir. Ama burada da bir şey var, onu biraz sonra söyleyeceğim size. Fakat burayı gayet iyi anladık değil mi? Kimse sizi askere zorla götüremez. Bunu unutmayın. Ya diyelim ki gittiniz. Bakın işte onu söyleyeceğim. Burada askerlik şubesinde işte muayenenizi yaptı, sevk ettiler sizi. Askerliğe. Mek zorunda değilsiniz. Kimse sizi götüremez. Askere sevk eder. Ne yapar askere sevk eder? Tabii ki o gün yapmaz. Yoklamanızı yapar. Sizin emsallerinizle birlikte ilk celp dönemi askere sevk ederler. Normalde budur. Ha siz gitmezseniz o dönemde bir sefer de bakaya suçu işlemiş olursunuz. Gene bir para cezası gerektiren bir suçtur. Gene korkma.
yapmanıza gerek yok. Ancak böyle bir durumda kalırsanız, yani tabii ki polis tutanak tutup bırakıyorsa hiçbir şey olmaz. Yurt dışı yasağınız yoksa, herhangi bir başka suçtan aranmanız vesaire yoksa, yurt dışı çıkış yasağınız yoksa elbette ki tekrar dönüp gelirsiniz ülkenize. Ama diyelim ki şube bunu yaptı size. Şube sizi bir yere göndermek istiyorsa, yoklamanızı yaptırmak istiyorsa, o zaman şöyle diyebilirsiniz. Bakın yine yönetmeliğin 63. maddesinin 7. fıkrası. Birlikte okuyalım. Yoklama kaçağı ve bakaya olarak yurt içinde aranırken, sizin gibi Türkiye'de yoklama kaçağı ve bakaya olarak aranıyorsa, askerlik şubesine teslim edilen, ne dedik, polis veya jandarma sizi mesai saatlerine en yakın şubeye götürüp teslim ettiyse ve kendiliğinizden de gidebilirsiniz. Gittiniz başıma bir iş gelmesin diye. Çünkü dönüşte askerlik bedelini yatırıp dövizli askerlikten halledeceksiniz. Kendiniz de gidebilirsiniz. Gittiniz diyelim. Gitmek zorunda değilsiniz, hemen söyleyeyim. Gittiniz diyelim. Burada diyor ki kendiliğinden müracaat eden yükümlülerin herhangi bir yaş sınırı aranmadan 38 öncesi veya sonu, isterse 50 yaşında olun, isterseniz 55 yaşında olun, hiç önemli değil. Bakın yönetmelik diyor yaş sınırı aranmadan. İşte dövizlik askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların ise yeniden dövizli askerlikten yararlanma hakkı bulunmadığından 35 yaş sınırı dikkate alınarak, tabii ki onlarınki farklı bir şey. İşte buradan sonrası önemli. Yabancı bir ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olduklarının, ben Tarık Bey kardeşimiz için söylüyorum, Almanya'da mesela oturumu varsa, yani Aufenthaltstitel dediğimiz oturum belgesi var ise veya çalışma belgesi varsa yanında, bunu da pasaportuyla, oturma veya çalışma izin belgesiyle, eğer yabancı ülke pasaportu veya kimlik kartı, bu da olabilir, yani çifte vatandaşsa onu da, Alman mesela Tarık Bey kardeşimiz Alman kimliğini de gösterebiliyorsa, veya da diyor Türk konsolosluğu aracılığıyla kanıtlanmasını müteakip askerlik işlemleri bir defaya mahsus 3 ay süreyle geçici olarak ertelenir. Bakın işte bundan da faydalanabilirsiniz. Gittiniz askerlik şubesinde bu fıkrayı gösterirseniz kendilerine, bak beni göndermeyin veya gönderecekseniz bile benim askerliğimi tecil edin. Çünkü yönetmeliğin 63. maddesinin 7. fıkrası böyle diyor. Bak benim oturum kartım var. Yurt dışındayım. İkametim yurt dışında veya çifte vatandaşım. Bakın o ülkenin benim hakkım var dövizli askerlikten faydalanmaya. Bunu ispat ediyorum. Buna göre askerliğimi 3 ay erteleyin. Bir kereye mahsus yalnız bu. İkinci gidişinizde böyle bir şansınız yok. Tecil eder, şube etmesi gerek bu yönetmelik hükmüne göre. O zaman siz 3 ay rahatlamış olursunuz. Türkiye'de 3 ayda kalsanız sonra yurt dışı yasağınız olmaz. Zaten GBT'denine çıkmış oluyorsunuz. Tekrar rahatlıkla gelebilirsiniz. Yani anneler, eşler, babalar veya kendileri vatandaşlar soruyorlar. Bu şekilde korkmanıza gerek yok. Gidebilirsiniz. Sizlere direkt bir bürokrattan, yetkilinin ağzından bunu sizinle paylaşacağım. Nerede paylaşacağız? 22 Haziran 2022'de Milli Savunma Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda yapılan bir görüşmede, asker alma kanunu ile ilgili olarak hem dövizli askerlik hem bedelli askerlikten faydalanamayanlar için bir af getirilmişti. Bununla ilgili olarak görüşmelerde bu komisyonda, Milli Savunma Komisyonu'nda asker alma genel müdür yardımcısı Akbul Kaya Bey'in 22 Haziran 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu cevabını, aynı sizin gibi soruyor bir milletvekilimiz komisyonda, asker alma genel müdür yardımcımız da diyor ki bu vatandaşlarımız yurt dışında yaşıyor, acaba bunlar çok soruyor bize, bunlar tutuklanır mı Türkiye'ye giderse, zorla askere alınır mı diye soruyor. Ona verdiği cevabı sizinle paylaşacağım. Bakın gösteriyorum. Aynı zamanda da beraber okuyalım. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdür Yardımcısı Akbut Kaya diyor ki, Sayın Başkanım diyor, müsaade ederseniz diyor, yoklama kaçağı bakaya yükümlüler, yani yoklama kaçaklarıyla bakaya olan yükümlüler, polis veya jandarma marifetiyle yapılan kontrollerde ele geçirildiklerinde kesinlikle bir gözaltı, tutuklama durumu yok. Makbu bir evrağımız var. Bu tutanağı polis ve jandarma yoklama kaçağı bakaya yükümlüye tevri ediyor, imzalatıyor. Diyor ki 15 gün içerisinde en yakın askerlik şubesine başvur.
başvurmadığı takdirde 15 gün içerisinde yine bir gözetim altında veya tutuklama yok. Sadece kanunda yazılı olan 9 lira olan idari para cezası, o zaman öyleydi o 2022 yılında, tebligatlı olduğu takdirde 18 liraya çıkıyor. Buna rağmen yükümlü 10 yılda yoklama kaçağı olsa, bakaya olsa yurt dışına da çok rahat gidip gelebiliyor. Havaalanında yapılan pasaport kontrolünde sadece yine kendisine tebligat yapılıyor. Bunun dışında herhangi bir müeyyide yok. Gördüğünüz gibi bir bürokrat, en yetkili askeri alma genel müdür yardımcısı Akbut Kaya Bey de aynı söylediklerimizi söylüyor. Belki bu sefer daha çok ikna olabilir bizi takip edenler. Kesinlikle Türkiye'ye giderseniz, askerliğinizi yapmamışsanız veya bedelliden veya dövizli askerlik miktarını yatırmamışsanız gidebilirsiniz. Annem hastadır, babam hastadır, İşte deprem bölgesine diyorum, gitmek zorundayım, başıma ne gelir demeye gerek yok. Onun için ben bunu sizinle bir daha paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim zilini açarak da bu tip yeni videolarımızdan haberdar olmanızı tavsiye ederim. Başka bir videoda, başka bir konuda buluşmak üzere. İyi günler. Tamam, evet, bu yeterli.